daha yeşil bir dünyadan bahsedilir. Ama her nedense bir türlü o şeye ulaşamıyoruz, yani o istenen olaya ulaşamıyoruz, bir şekilde bir engelleniyoruz. Kokuyor şu anda İzmir, belki son 20 yılın sanırım en kötü zamanlarından birini yaşıyor, son 20 yılın diyebilirim. Yani 2002'de arıtma testleri kuruldu İzmir'de. Çiğde işte biyolojik arıtmalar çok da güzel çalışıyor, yani başladı. Bir anda mavileşti 2002 yılında Körfez. 2004 yılında Priştin'in ölümünden sonra bir anda durdu her şey. O mavileşme de durdu ve 2005 yılındaki basına bakarsanız şöyle yazar: Körfez yeniden geriye dönüşe başladı, yani yeniden kirlenmeye başladı. Ve günümüze geldiğimizde gerçekten hoş değil, gerçekten Körfez iyice kirlendi. Bunun nedeni tabii bu derelerden gelen fabrika atıkları ve kaçak sular. Bunlar hiç arıtılmadan artık verilmeye başlandı. Sanırım 2005'ten sonra Priştine döneminde kesin çalıştırıyordu herkes arıtma testlerini, ama Priştine ölümünden sonra her şey bitti. Yeniden kirlilik verilmeye başlandı. Evet, çiğli şeyde çalışıyor, arıtma testleri çalışıyor, gayet güzel bir şekilde tamam, ama iç Körfez'den hala da bizim işte Madra'dan, Arapçayı'ndan, Bornova'dan çok ciddi anlamda kirlilik geliyor. İşte daha evvelki gün belediyenin bir açıklaması vardı, dediler ki 80 bin kamyon dediler biz pislik aldık derelerden, İzmir'in derelerinden. Evet, iyi, tamam, güzel yaptınız da peki bu pislik nereden geldi derelere? Yani daha önce derelerde pislik yoktu. Ben 66 yılında geldim İzmir'e, Yeşillere'de yüzülürdü, Yeşillere'de balık tutulurdu. Bayraklı'nın önlerinde denize girilirdi 66'da, düşünün ya, o kadar temizdi. Çok işten duyuyoruz. Yani peki şimdi bu 80 bin kamyon pisliği kim attı? Doğa atmıyor bu sefer, çünkü doğa kirletmez. Kesinlikle. Biz atıyoruz. Atanlar belli. İşte fabrikalar şuradan buradan. O engelleyelim onları. Onları engellemeden hiçbir şart altında Körfez'de yüzülemez. Öyle bir opsiyon yok. Daha yapılması gereken bazı işler de var Körfez'de. Yani ama ön şart, önce bu derelerden gelen pis suyun engellenmesi, arıtılarak denizlere verilmesi. Arkadan çok ciddi bilimsel bir yanlışlığa yapıldı. Derelerin altı betonlandı. Bu bir bilimsel katliam, doğa katliamı bu. Çünkü dereler dediğiniz zaman bunlar kılcal damarlar, yaşamın kılcal damarlarıdır bu dereler. Yani şimdi denizlere gelen, daha doğrusu denizlerde tutulan balıkların %95'i bu delta ağızlarında, dere ağızlarında tutulur. %95'i. Çünkü derelerden sürekli buraya besin gelir. Besin gelir. Yani bu bizim çamur diye gördüğümüz şey de aslında denizlerin besinidir onlar. Ve yılda yaklaşık 20 milyar ton gibi bir malzeme denizlere gelir. Ve bu denizler yaşamın temelini oluşturur bunlar. Ve yaşam burada başlar. Yani bunlarla başlar. Siz şimdi burayı betonluyorsunuz. Peki nasıl gelecek bunlar? Yani denizin tabanı nasıl sıyıracak şey? Su sıyıramayacak. Betonun içinde nefes almasını siz kestiniz. Nefes alıyordu çünkü toprakla şey arasında, su arasında. Siz onu da kestiniz, tamamen kestiniz ve sonuçta kokacak dedik zaten. Daha kokutursunuz dedik. Kokuyor şu anda. Son dedim 20 yılın en kötü zamanlarından bir tane. Bunun biri de biz gerçekten son sanırım ben böyle bir kuraklık görmedim İzmir'de. Gerçekten İzmir'de.